Geç olur musun ya? Tamam, yok. Şeyi tehlike edin. Tamam, tamam. Tamam, sonra... Tamam. Bir zamanların ünlü kabadayısı Dündar Kılıç'ın yaklaşık 4 ay önce cezaevinden çıktığı gün adam yaralayan torunu Onur Özbizerdiğin Sarıyer'de bir otelde 17 yaşındaki bir genci bacağından vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Özbizerdiğin silahını çekerek tereddüt dahi etmeden silahını ateşleme anı görülüyor. Çıkar amaçlı suç örgütü lideri Onur Özbizerdik, kendisine yan baktığı ve ikaz etmesine rağmen karşısında tespih salladığı gerekçesiyle Ahmet Ozan Öğü'yü ayağından vurduğu iddiasıyla aranıyor. Neden vurdunuz? Kesin olmasın ya. Dosyayı tehkik edin. Tamam. Sonra... Dedesi Dündar Kılıç'la üvey babası Alaaddin Çakıcı gibi Özbizerdik hakkında da birçok suç kaydı bulunuyor. Özbizerdik, cinayet suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 2014 yılında tahliye edildikten sonra Şişli'de bir bodyguardı bacağından yaralamış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bir açıklama yapacak mısınız? Edinilen bilgiye göre Özbizerdik, Tarabya'da bir otelin barında otururken nişan için davete katılan 17 yaşındaki Ahmet Ozan Öğle kendisine yan baktı diye tartıştı. Daha sonra karşısında tespih sallamasını da bahane ederek tartışmaya devam eden Özbizerdiğin gençten tespihi bırakmasını isteyerek silah gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle Özbizerdik bardan ayrıldı. Peki burada davetli miymiş, otelde konaklıyor muymuş? Değil, davetlilerden değil. Niçin otelde bilemiyoruz. Kafe için mi? Ahmet Ozan Öğ ise arkadaşlarıyla Özbizerdik'i takip etti. Otelin asansörleri önünde tekrar tartışma yaşandı. Onur Özbizerdik belinden silahını çekerek genci ayağından vurdu. Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıyan olayda kamera kaydında Özbizerdik'in silahını çekerek tereddüt dahi etmeden silahını ateşleme anı görülüyor. Silahla nasıl girmişti efendim? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Onu da bilmiyoruz. Girmemesi gerekir. Hangi yöntemle girdi o da... Arkadaşları mı var içeride, odalara mı bıraktı? Hastaneye götürülen Ahmet Ozan Öğün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özbizerdik'in yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği çalışma başlatırken İstanbul dışına çıkmış olma ihtimaline karşı polis yakın illerin emniyet birimlerine de bilgi verdi.